TRT Haber ve TRT Radyo Haber'den iyi günler. Bugün 11 Aralık 2022 Pazar, saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Hafta sonu olmasına rağmen yine yoğun bir gündemimiz var. Haberciler sahada gelişmeleri yerinde takip ediyor. Bakalım. Asgari ücret artışı ve EYT için gözler yarın kabine toplantısında olacak sayın seyirciler. Kabinenin gündemini Mustafa Yıldırım aktaracak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, genel kuruldaki bütçe görüşmelerine yerli otomobilimiz TOGG'la geldi. Meclisten Yiğitcan Karatepe karşımızda olacak. Meteorolojiden bugün için 28 kentte kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle Marmara ve Ege'de şiddetli fırtına bekleniyor. İstanbul'dan notları Semih Çalışkan, İzmir'dense Cihat Sönmez aktaracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeler yapacak. Bu önemli görüşmelere ilişkin notları da Nurgül Dönmez aktaracak. İngiltere'de Strep A bakterisi nedeniyle çocuk ölümleri artıyor. Koronavirüsün etkilerini atlatamayan ülkede sağlık sistemi de krizde. Tabloyu Zeynep Er Yılmaz'a soracağız. Bağlantı duraklarımız bir hayli fazla. Vakit kaybetmeyelim. Haber 13 başlıyor. Sayın seyirciler, asgari ücret artışı, emeklilikte yaşa takılanlar ve ekonomide atılacak adımlar, elbette ki tüm bu başlıklar yarın yapılacak kabine toplantısının ana gündem başlıkları olacak. Peki başka hangi konular görüşülecek? Kabine toplantısının gündemini öğrenelim. Mustafa Yıldırım bizi haber merkezimizde bekliyor. Mustafa, nedir ayrıntılar? Kabine toplantısında neler konuşulacak? Ayrıntılar için seni dinliyoruz. 15 günlük aranın ardından kabine bir kez daha kritik bir toplantıda bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak. Yarın toplantıya Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek. Ekonomi öncelikli gündem başlığı. Ekonomi başlığı altındaysa milyonların beklediği çalışma hayatına yönelik düzenlemeler. Bu düzenlemelerde gelinen son durumun yarınki toplantıda ele alınmasını bekliyoruz. Asgari ücret, emeklilikte yaşa takılanlar, memur ve memur emeklisinin yeni yıldaki zam oranları gibi oldukça merak edilen konu başlıkları var. Elbette bazı sorular da var. Zira yeni asgari ücret ne olacak? EYT'de yaş sınırı olacak mı? Yine memur ve memur emeklisinin zam oranları neler olacak? Kuşkusuz bu sorulara ilişkin değerlendirmeler yarınki toplantıda yapılacak ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de çalışma hayatına yönelik düzenlemelere ilişkin ve bu düzenlemelerde çalışmalarda gelinen son duruma ilişkin bir sunumu yapmasını, kabine üyelerini bilgilendirmesini bekliyoruz. Asgari ücrette asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına devam ediyor. Çarşamba günü yapılacak toplantı öncesinde yarınki toplantı, kabine toplantısı son derece kritik. Yine emeklilikte yaşa takılanlar konusunda merak edilen soru, bir yaş sınırlaması getirilecek mi? Bir değerlendirme de buna ilişkin yapılacak. Yine ekonomi başlığı altında enflasyon rakamları, enflasyonla mücadele, fahiş fiyatlarla mücadele, alınacak ek tedbirler kapsamlı olarak değerlendirilecek, ele alınacak. Kabine toplantısının bir diğer gündem başlığı terörle mücadele, sınır ötesi operasyonlar ele alınacak. Sahadaki bilgiler eşliğinde, istihbarat bilgileri eşliğinde pençe kılıç hava harekatı, pençe kilit operasyonları ve olası bir kara harekatına ilişkin değerlendirmeler yapılmasını bekliyoruz. 15 günlük aranın ardından yarın bir kez daha toplanacağını hatırlatalım. Öğle saatlerinde kabine toplantısı başlayacak. Beştepe'deki toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunmak üzere kameraların karşısında olacak. Türkiye'nin otomobili TOGG mecliste. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank genel kuruldaki bütçe görüşmelerine TOGG'la geldi. Değerli izleyiciler, yerli otomobil TOGG'un meclise geldiğini girişte de ifade etmiştik. Hemen kameralarımızı meclise çevireceğiz ve Yiğitcan Karatepe mecliste gelişmeleri takip ediyor. Yiğitcan, otomobil çok güzel görünüyor. Nedir ayrıntılar? Mustafa Usta'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi bugün tarihi bir ana tanıklık etti. 1961 yılında bir hikayenin yarım kaldığı yerde bu kez Türkiye'nin otomobili bütün milletvekilleriyle ve meclis çalışanlarıyla buluştu. Peki hikaye nasıl gelişti? Daha önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekillerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a bir eleştirisi olmuştu. Madem TOGG'u yaptınız, neden onunla gelmediniz demiş.
demişlerdi. Varank da cevaben görürsünüz genel kurula TOG'la gelirim demişti. O sözünü de tutmuş oldu bugün böylece ve saat 11'e doğru yanında Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve yine AK Parti Grup Başkanı ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. TOG'u getirdi ve bir açıklamada da bulundu. Türkiye'nin otomobili bir vizyon projesidir dedi. Türkiye'nin mühendisleri, Türk mühendisleri istedikleri zaman neleri başarabileceğini Türkiye'nin otomobiliyle TOG'la göstermiştir ifadelerini kullandı. Ardından İsmet Yılmaz sözü aldı. AK Parti Grup Başkan Vekili İsmet Yılmaz da TOG'a ilk kez bindiğini ifade etti. Bununla birlikte çok gurur duyduğunu da söyleyerek yine gelişime açık bir proje olduğunu ve Türkiye'nin yeni bir teknoloji kazandığını söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Erkan Akçay da çok duygulandığını ifade ederek 1961 yılında sona eren devrim arabalarını hatırlattı. O günden bugüne Türkiye kaybolan yıllarını telafi ediyor açıklamasını yaptı. Türkiye'nin otomobili TOG, Türkiye'nin akıllı cihazı aynı zamanda. Bugün tüm gün boyunca genel kuruldaki bütçe görüşmeleri boyunca burada olacak milletvekillerinin beğenisine sunuldu ifade ettiğimiz gibi özel izinle getirildi. Bu bir aslında test aracı kırmızı rengin Anadolu rengin test aracı ancak bugünkü genel kurul için özel bir izin alındı. Özel plaka çıkarıldı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına getirildi. Tam 1961 yılında devrim arabalarının hikayesinin yarım kaldığı yerde bu kez Türkiye'nin otomobili beğeniye sunuldu ve tüm gücüyle birlikte tüm güzelliğiyle de birlikte hem milletvekillerinin hem meclis çalışanlarının beğenisine sunulmuş oldu. Tabii yoğun bir ilgi var. Az önce genel kurula kısa bir ara verilmişti. O zaman da daha kalabalık bir grupla milletvekilleri yine buraya geldi. TOG'u incelediler ve yine gün içerisinde de burada olacak. Bütçe görüşmeleri bugün sona erene kadar Türkiye'nin otomobili TOG Anadolu rengiyle burada hem meclis çalışanlarının hem de milletvekillerinin beğenisine sunulacak. Tüm milletvekilleri de ara sıra ara verildikçe fırsat buldukça buraya gelerek aracı inceliyor diyelim. Ve sözü yeniden size bırakalım Mustafa Ustanıl. Sayın seyirciler, girişte ifade etmiştik. Meteorolojiden bugün için 28 kentte kuvvetli yağış uyarısı olduğunu söylemiştik. Özellikle Marmara ve Kıyı Ege'de fırtınanın etkisinin artırması bekleniyor. Uyarılara ilişkin tüm notları alacağız. Önce İstanbul'a gidelim. Semih Çalışkan bizi bekliyor. Kameralarımız İstanbul'da ve söz Semih Çalışkan'da. Mustafa Ustanıl, sabah saatlerinde fırtına bu denli etkili değildi aslında. Saatler ilerledikçe megakent İstanbul'da bazı ilçelerde özellikle fırtına etkisini daha da artırıyor. Biz kameraman arkadaşım Hakan Demir'le birlikte şu anda Kadıköy Caddebostan sahilindeyiz. Rüzgarın lodosun etkisiyle denizde dalgalar oluşmuş durumda ve denizin yüzeyi Caddebostan sahilinde lodosun etkisiyle kırmızıya büründü. Kırmızı yosunlar bir kez daha Caddebostan sahilini sardı. Hatta yürüyüş yoluna kadar ulaştı. Sahile gelen bazı İstanbullular gerek dalganın gerekse rüzgarın etkisiyle yürümekte güçlük çekiyor. Turuncu ve sarı kodla uyarıldı 28 kent. Onların arasında İstanbul ve Marmara bölgesindeki bazı kentler de var. Marmara bölgesi için özellikle Meteoroloji Genel Müdürlüğü kuvvetli fırtına uyarısı yaptı. Şu anda İstanbul'da sıcaklık lodosun da etkisiyle 19 derece. Ancak rüzgar hızını her geçen saat daha da artırıyor ve şu anda bulunduğumuz noktada Kadıköy'de 68 kilometre hızla esiyor rüzgar. Meteorolojinin verilerine göre rüzgarın etkisini artırarak güney yönlerden kuvvetli fırtınaya dönüşmesi bekleniyordu. İstanbul'da dahil olmak üzere 7 ilde rüzgarın saatteki hızının bugün pazar günü içinde 100 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. İstanbul Valiliğinden, AFAD'dan İstanbullu vatandaşlara ve Marmara bölgesine yaşayanlara uyarılar geldi. Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve baca gazı zehirlenmelerine karşı tedbirli olunması istendi. Denizdeki son manzarayı kameraman arkadaşım Hakan Demir ekranlara yansıtıyor TRT Haber'de. Denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşanıyor. Bu bilginin altını çizmiş olalım çünkü pazar gününde deniz yoluyla
seyahat edecek olanlar varsa İstanbul'da şehir hatlarının bazı seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi. Avcılar Bostancı seferi yapılamıyor. Bostancı, Moda, Kadıköy, Kabataş seferinde de Moda'ya uğrayamıyor iskele rüzgar ve fırtına nedeniyle. Aynı şekilde Avcılar, Bakırköy, Kadıköy hattında ise Avcılar'a uğramadan vapurlar seferlerine devam ediyor. Sabah saatlerinde ise Bursa ve İstanbul arasında karşılıklı seferler fırtına nedeniyle iptal edilmişti. Çanakkale'de de fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. Kabatepe, Gökçeada ile Geyikli, Bozcaada hatlarında feribotlar bugün hizmet veremiyor. Şu anda yansıyor ekranlara, dev dalgalarla birlikte vatandaşlar zaman zaman yürümekte güçlük çekiyor ve bir taraftan sahil yolunda yürüyüş yapanların bulunduğu o noktada kırmızı yosunlar lodosun etkisiyle kıyıya kadar ulaşmış durumda. Biz de Caddebostan sahilinden şu uyarıyı da yapmış olalım İstanbullulara ve Marmara bölgesinde yaşayanlara. Pazar günü akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtınanın zaman zaman etkisini artırarak devam etmesi bekleniyor. Direk ve ağaç devrilmesi, baca zehirlenmesine karşı vatandaşların dikkatli olmasında fayda var diyelim. Ve Kadıköy'den sözü merkeze size bırakalım Mustafa Ustanıl. Şimdi de İzmir'e gidelim. Ege içinde fırtına uyarısı var çünkü. Detayları Cihat Sönmez aktaracak bize. Cihat, ayrıntılar için bu kez söz sende. Evet Mustafa, beklenen yağışlar İzmir'e, Ege bölgesine de geldi. Zaten mevsimi de gelmişti. O yağışlar geldi. Tabii ki meteoroloji de hemen önemli noktaların altını çizdi. Uyarılarda bulundu. Özellikle İzmir'de pazar günü, yani bugün sabah itibariyle yağış başladı. Şu anda yer yer yağmur yağıyor. Ancak bir saat önce kuvvetli bir yağış vardı. Meteoroloji de zaten kuvvetli yağışlara dikkat çekti. 50 kilograma kadar metrekareye yağış düşmesi bekleniyor İzmir içinde. İzmir'de yaşayanların sel, su baskını gibi olaylara karşı dikkatli olmasını istedi. Sadece İzmir değil, tabii ki Balıkesir'den Muğla'ya kadar, özellikle Balıkesir kıyıları ve Muğla kıyıları için uyarılarda bulundu. Bu bölgelere ise 100 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. Bu da açıkçası o bölgede yaşayan insanlar için bir uyarı oluyor. Yine sel, dolu yağışı, fırtına ulaşımda aksamalara karşı meteoroloji uyarılarda bulunmuş oldu. Aydın çevresi, Didim ve Kuşadası kıyıları içinde yine yağış beklentisi var ve 75 kilograma kadar buralara da yağışın düşmesi bekleniyor. İzmir'de şu anda güzel bir hava var. İstanbul'un aksine fırtına yok. Sabah saatlerinde deniz ulaşımında aksama yaşanmıştı, ancak şu anda feribotlar çalışıyor. Ege bölgesinde cuma gününe kadar yağışların sürmesi bekleniyor. Perşembe günü son bulması bekleniyor. Cuma günü açık bir hava bekleniyor. Gün içinde İzmir'de yer yer kuvvetli yağışın olması bekleniyor. Biz de buradan hem İzmir'e hem Ege bölgesinde yaşayan vatandaşlara uyarıları yinelemiş olalım. Sel baskını, sağanak ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmalarında fayda var diyelim. Sözü size bırakalım. Biz de devam edelim. Bayburt kırsalında tipi nedeniyle mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı sayın seyirciler. Trabzon'dan Bayburt'a gitmek üzere otomobille yola çıkan 4 kişi Soğanlı Dağı bölgesinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kaldı. Yardım çağrısı üzerine özel idare, ilçe jandarma komutanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Kurtarma ekipleri kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgeye ancak 2 saatte ulaşabildi. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumu iyi. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor. Bugün Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeler yapacak Erdoğan. Bu önemli görüşmelerin gündemine ilişkin notları alalım şimdi de. Kameralarımız bir kez daha İstanbul'da, bu kez söz Nurgül Dönmez'de.
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki önemli görüşme gerçekleştirecek. Bugün önce Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşecek. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile telefonda görüşecek. Ve bu görüşmelerde ağırlıklı olarak tahıl koridoru anlaşmasında ve sürece ilişkin son gelişmelerin ele alınması bekleniyor. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Samsun'da da konuştu ve bu görüşmelerinde özellikle tahıl koridoru konusunda daha neler yapabiliriz konusunu ele alacağız demişti. İşte sürecin daha hızlı ilerlemesi, yoksul ülkelere tahılın daha hızlı ilerlemesi, daha fazla gönderilmesi konusunda çabalar var. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan da liderlerle bu konuyu ele alacak görünüyor. Tahıl koridoru anlaşması Türkiye'nin girişimiyle yapılmıştı ve 120 günlük sürenin ardından tekrar uzatıldı ve süreç devam ediyor. Ve belirttiğimiz gibi sürecin daha aktif bir şekilde, daha hızlı bir şekilde ilerlemesi için liderler de bir diplomasi trafiği gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye her zaman barıştan yana ve bu konuda arabuluculuğunu her zaman dile getiriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan da. İstanbul sürecinin tekrar canlandırılması için de çabalar sürüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bir kez daha liderlerle Rusya-Ukrayna savaşında barışın yeniden tesis edilmesi için yapılabilecekleri de ele alması bekleniyor. Biz buradayız ve bu görüşmeleri ilişkin detaylar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz TRT Haber ekranlarından. Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle TEDAŞ'a geçmiş dönem borçlara ilişkin yapılandırma imkanı getiriliyor. Genel sağlık sigortasından faydalanan ve özel durumu olan vatandaşların prim borcu, gecikme zammı gibi ilave borçları da siliniyor. Teklifte BOTAŞ'ın nakit yönetimini sağlıkla yürütebilmesi için düzenlemeler de yer alıyor. AK Parti milletvekillerinin imzasıyla ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Teklife göre 2000 lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirme ve devir işlemleri sırasında TEDAŞ'a devredilen 2000 Türk lirasını aşmayan alacaklarla sözleşmesi feshedilmiş, ticaret sicilinden silinmiş ve tasfiye edilmiş aboneliklere ilişkin alacaklardan vazgeçilecek. Bu kapsam dışında kalan abonelerin TEDAŞ'a olan geçmiş dönem borçlarına ilişkin de yapılandırma imkanı sağlanacak. Düzenlemeyle sağlık sigortası borçları da siliniyor. Buna göre korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalananlarla anne ve babası olmayan ve 18 yaşını doldurmamış kişilerin genel sağlık sigortası, prim borçları, gecikme cezası ve zammı gibi alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Teklife göre BOTAŞ'ın ödenmemiş vergi, idari para cezalarıyla bunlara bağlı gecikme zammı ve faizlerden oluşan borçları hazineden görevlendirme bedeli alacaklarına karşılık mahsup edilerek silinecek. Madencilik faaliyetlerinin tapuda zeytinlik olarak belirlenen arazilere denk gelmesi ve faaliyetlerin başka alanlarda yapılmasının mümkün olmaması durumunda zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmı taşınabilecek. Bu faaliyetlere ilişkin geçici tesisler inşa edilmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın onayına bağlı olacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuk istismarı davası ile ilgili olarak mecliste muhalefet milletvekillerine sert tepki gösterdi. Kandil baronlarının el ele oturduğu 10 yaşındaki kız çocuklarına ses çıkarmayanlar bana ahlak dersi vermesin dedi. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarındaki taciz iddialarını da hatırlatan Bakan Yanık, siz karanlığın ta kendisisiniz ifadelerini kullandı. Siz önce dönün sessiz kaldığınız kendi içinizdeki tacizlere, tecavüzlere bakın. Sizin söyleyecek tek cümleniz yok. Kandil baronlarının el ele göz göze oturduğu 10 yaşında 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar gelip burada bana ahlak dersi vermesin. Eleştirilere tepkisi sertti. Muhalefetin istismar olayı ile ilgili bakanlığın geç açıklama yaptığı iddialarına cevap verdi. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz aynı tarihte davaya müdahil olduk. Sakin. Evet, 3 gün sonra yaptık açıklamayı. Neden? Çünkü kamuoyuna mağdurla alakalı ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Dolayısıyla can güvenliğini riske etmemek, kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını tam olarak öğrenebilmek için bir süre bekledik. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, mecliste bütçe görüşmelerinde kürsüdeydi.
CHP ve HDP sıralarına sizin siciliniz çok karanlık dedi. Ne CHP'nin, ne HDP'nin, ne herhangi bir başkasının bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok. Bize bu konuda ders verecek hakkınız yok. Sizin siciliniz çok kötü. Sizin siciliniz çok karanlık. Sizin siciliniz tacizde karanlık. Sizin siciliniz başörtüsünde karanlık. Sizin siciliniz insan haklarında karanlık. Siz karanlığın ta kendisisiniz. Bakan Derya Yanık'ın konuşması AK Parti ve MHP sıralarından büyük alkış aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, piyasada bulunmayan ilaçlarla ilgili sorunun en kısa sürede çözüleceğini söyledi. Bakan Koca, atama işlemleri devam eden 42.500 personelin ardından yeni alımların yapılacağını da açıkladı. Sağlık Bakanı, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. Gerek ilaç etken maddelerinin tedariki ile ilgili küresel arz sorunu, gerekse kur farkı kaynaklı fiyatlama problemi var. Sorunun farkındayız ve çözümümüz var. Müşteri olunuz. Hastalarımızı bir ilaç bırakmayız. Sorunu en kısa sürede çözeceğiz. İlaç soran bulacak. Kur farkı ve arz sorununa dikkat çekti. Piyasada bulunmayan ilaçların tedariği için çözümümüz var dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis Genel Kurulu'nda devam eden bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüdeydi. Ataması yapılan 42.500 personelin ardından yeni alımların yapılacağını söyledi. Alımını ilan ettiğimiz 85.000 sağlık personelinin 42.500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını ise peşinden hemen alacağız. Ayrıca hekim istihdamında zorlanılan yerler için ihtas edilen 27.000 sözleşmeli hekimle yılbaşından itibaren sözleşmeler yapılacak. Bakan Koca, 85 yaş ve üzeri için yeni bir uygulamanın başlatılacağını açıkladı. 85 yaşından büyüklerimizin, yani yaş alan çınarlarımızın her birini bir hekim arkadaşımıza emanet etmek istiyoruz. Yeni düzenlememizle büyüklerimiz artık sağlık hizmetini alırken tek bir hekim tarafından yakından takip edilip yönlendirilecekler. Bu konuda hazırlıklarımızı yaptık, yakında ilan edeceğiz. Koronavirüs salgınının etkilerini tam olarak atlatamayan dünya yeni bir salgınla karşı karşıya. Solunum yolu hastalıkları nedeniyle özellikle Avrupa'da can kayıpları artarken sağlık sistemleri de alarm veriyor. İngiltere'ye gideceğiz Haber 13'ün içinde. Ülkede strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artıyor. Son tabloyu Zeynep Er Yılmaz'a soralım. Zeynep, strep A ile ilgili çocuk ölümleri vakaları sayılarının arttığını duyuyoruz, sizlerden öğreniyoruz. Nedir İngiltere'deki sağlık sistemindeki son durum? Mustafa, İngiltere'de strep A bakterisi hızla yayılıyor. Sadece hızla yayılmakla da kalmıyor. Ne yazık ki can almaya devam ediyor ki ölümlerin büyük bir kısmı da çocuklar oluşturuyor. Strep A bakterisi hızla yayılıyor dedik. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı'nın son verdiği bilgilere göre İngiltere'de strep A bakterisi nedeniyle 16 çocuk hayatını kaybetti. Son verilen bilgiler bu yönde. 16 çocuk İngiltere'de strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti ve bu çocuklar 15 yaş altında. Bu da en önemli noktalardan bir tanesi, dikkat çekici noktalardan bir tanesi. Ulusal Sağlık Güvenliği Ajansı strep A'nın hızla yayıldığını belirtti, sıklığının arttığını belirtti ki ülkede Eylül ayından bu yana strep A'nın görüldüğünü biliyoruz ve yayılma hızı da 5 kat arttı. Bu da dikkat çekici bir nokta. Strep A konusunda özellikle ebeveynlerine Ulusal Güvenlik Ajansı dikkatli olmaları gerektiği konusunda çeşitli mesajlar yayınladı. Sağlık Güvenliği Ajansı ayrıca ilerleyen dönemde de hükümetle beraber yapıldı bu açıklama. Antibiyotik tedavisinin okullarda başlanabileceğinin de altı çizildi. Yani biraz önce de söylediğimiz gibi strep A bakterisi İngiltere'de hızla yayılmaya devam ediyor ve çocuklar arasında da ciddi bir biçimde görülüyor. Bugüne kadar 16 çocuk strep A bakterisi nedeniyle hayatını kaybetti ve ilerleyen günlerde eğer daha da
artarsa çocuklarda antibiyotik tedavisine başlanabileceği belirtiliyor. Bu da ebeveynlerde özellikle endişe verici bir durum yarattı. Sadece strep A bakterisi değil, ayrıca İngiltere sağlık sistemi büyük bir baskı altında. Özellikle Covid salgını ardından büyük bir baskı altındaydı. Bu halen devam ediyor. Bu verilere de yansıyor. En son olarak Ulusal Sağlık Kurumu son verileri yayınladı. Bu çerçevede Ulusal Sağlık Kurumu verilerinin verdiği verileri çerçevesinde rutin olarak tedavi olmayı bekleyenlerin sayısı milyonları aştı. 7 milyon 200 bin kişi İngiltere'de şu anda rutin tedavi için sırada bekliyor. Ve sadece rutin tedavi sırası bekleyenlerin değil, ayrıca ambulans bekleyenlerin ve acil servis kapısında bekleyenlerin sayısı da arttı diyebiliriz. Acil serviste bekleme sürelerinde dikkat çekici bir artış görülüyor. Ulusal Sağlık Kurumu son yaptığı açıklamada acil serviste önünde bekleyen hastaların sayısının %40'ının 4 saatten daha fazla acil servis kapısı önünde beklediğini açıkladı. Tekrar altını çizelim. İngiltere'de acil servis kapısı önünde bekleyenlerin sayısı gittikçe artıyor. %40'ı neredeyse 4 saatten fazla acil servisler önünde bekliyor. Yaklaşık hastaların %10'u ise acil servis kapılarının önünde 12 saatten fazla bekliyor. Bu sayılar gün geçtikçe artıyor. Bunun için hükümet elinden geleni yapacağını söylüyor ama önümüzdeki hafta çok dikkat çekici bir hafta. Mustafa, bunu da açıklayalım. Çünkü ilerleyen günlerde grevler bekleniyor. Sağlık sistemini kitleyebilecek grevler bekleniyor. Bunlardan bir tanesi Perşembe günü hemşireler greve gidecek. Ayrıca ambulans çalışanlarının da ilerleyen günlerde greve gitmesi bekleniyor ki bu da sistemin belki de kitlenebileceği anlamına geliyor. Bununla ilgili hükümet gerekli önlemleri aldığını söylüyor. Sendikalarla görüşmelerin devam ettiğini biliyoruz. Ancak henüz bir çözüm yolu bulunabilmiş değil. Hem hemşireler sendikası hem de diğer sendikalarla beraber olmak üzere. Ayrıca hükümet ilerleyen dönemde yaklaşık 6 milyar sterlinlik bir ek ödeme de yapacağını açıkladı diyelim ve söz tekrar sizlere bırakalım. Sayın seyirciler, Dünya Kupası'nda Fas'ın Portekiz'i eleyerek yarı finale çıkması büyük coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamalarda zaman zaman taşkınlıklar yaşandı. Filistinlilerin kutlamasına İsrail polisi müdahale etti. İtalya'da bir Faslı bıçaklandı. İngiltere'deki kutlamalarda sokaklara taştı. Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda bir sürpriz daha yaşandı. Önce İspanya'yı yendi, sonra çeyrek final maçında Portekiz'i 1-0 mağlup etti. Fas yarı finale ismini yazdırdı. Dünya Kupası tarihinde ilk kez Afrika kıtasının bir temsilcisi yarı finale yükseldi. Fas milli takımının bu başarısı ülkede büyük sevinçle karşılandı. Meydanlara inen yüz binlerce taraftar zaferi kutladı. Galibiyet sevinci Fas sınırlarını aştı. Taraftarlar İngiltere'den İspanya'ya, Hollanda'dan Belçika'ya, pek çok ülkede yarı final sevincini coşkuyla kutladı. Katar, Libya, Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Tunus ve Lübnan'da bitiş düdüğünün ardından büyük sevinç yaşandı. Katar'ın başkenti Doha'da araçlarla konvoy oluşturuldu. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin kutlamalarına ise İsrail polisi müdahale etti. Filistinlileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. Fransa'nın başkenti Paris'te taraftarlarla polis arasında gerginlik yaşandı. Polis bazı taraftarlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti. İtalya'daki kutlamalar sırasında kan döküldü. Milano'da bir kişi bıçaklandı. Bıçaklanan Faslı taraftarın durumu ciddi. İngiltere'deki kutlamalara polis müdahale etti. Başkent Londra'nın doğusunda taraftarlar iki katlı kırmızı otobüslerin üzerine çıktı, polisle karşı karşıya geldiler. Şehrin batısındaki kutlamalarsa nispeten sakin geçti. Araçlarla konvoy yapıldı. Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Bir kişi hayatını kaybetti, 24 yaralı var. Şoför viraja hızlı girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Meksika'nın Las Chopas kenti yakınlarında göçmenleri taşıyan kamyon devrildi. Kazada bir göçmen öldü, 24'ü yaralandı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumu ciddi. Yetkililer kamyonlara remorköründe yaklaşık 100 göçmen taşındığını, kazayı atlatanların olay yerinden kaçtığını duyurdu. Meksika'da sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Hafta içi bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetmiş, 41 kişi yaralanmıştı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir mobilya deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale etmek için ekipler seferber oldu.
Yangında iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Bir anda alevler yükseldi. Rüzgarın etkisiyle tüm depoyu sardı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki mobilya deposu alev alev yandı. Yangın Zirai Aletler Sanayisi'ndeki mobilya deposunda çıktı. Alevler hızla yayıldı. Yoğun duman uzak bölgelerden bile görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için büyük mücadele verdi. Çabalar uzun bir sürenin ardından sonuç verdi. Mobilya deposundaki yangın itfaiye erlerinin yoğun çalışmaları neticesinde 2 saat süre içerisinde söndürüldü ve sonrasındaki soğutma çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Bu arada depo tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Diyarbakır Emniyeti sanal ortamda yüksek kar vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlenen şebekeyi çökertti. Diyarbakır merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Sosyal medya üzerinden bahis kazanma algısı oluşturdular. Sahte ilan ve yorumlarla da birçok kişiyi yüksek kar vaadiyle kandırıp 5 milyon lira dolandırdılar. Diyarbakır polisi internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde eden bir çetenin peşindeydi. 2 ay boyunca şüpheli siteler yakın takibe alındı. Zanlıların önce sahte hesaplar üzerinden birçok kişiye para kazandırarak güven elde ettiği belirlendi. Ardından da daha yüksek tutar yatıran binlerce kişinin parasının farklı ATM'lerden çekildiği tespit edildi. Bunun üzerine polis Diyarbakır merkezli 3 ilde düğmeye bastı. Eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ruhsatsız silahlar ele geçirildi. İstanbul ve Antalya'da yakalanan şüphelilerden bazıları Diyarbakır'a götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. İstanbul Arnavutköy'de hafriyatı araziye kaçak yollarla döken iki kamyon trafikten men edildi, sürücülere para cezası kesildi. Başakşehir'de ise vatandaşlar hafriyat boşaltan kamyonu yakalamaya çalıştı, kovalamaca anları kameraya yansıdı. Tarlaya güpegündüz rahat rahat bir şekilde kaçak hafriyat yapıyorlar. Hafriyatın kamyondan araziye kaçak olarak döküldüğünü fark etti. Cep telefonu kamerasıyla kayda girdi. Kaçak hafriyat yapıyorlar şu an tırlar. Yeşilbayır köyü çıkışı, Adımköy'ün altı. İstanbul Arnavutköy'de çekilen görüntüler polise ulaştırıldı. İki hafriyat kamyonu trafikten men edildi. Toplam 284.430 lira ceza kesildi. Başakşehir'de ise yoldan geçenler hafriyatı boşaltan kamyonun peşine düştü. Kovalamaca başladı. Ancak hızla uzaklaşan kamyon yakalanamadı. İstanbul Tem Otoyolu'nda bir çocuk hızla akan trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştı. O anlar cep telefonuna yansıdı. Gel bu tarafa gel. Ne yapıyorsun sen orada? Oğlum geçilir mi otobanda? Buraya gel. Görüntü İstanbul Sultan Gazi'de kaydedildi. Tem Otoyolu'nun ortasındaki çocuğu görenler seslenip uyarmaya çalışsa da ikazları bir işe yaramadı. Hem canını hem de sürücüleri tehlikeye attı. Araba çarpacak ya. Oğlum canını mı düşünüyorsun? Birkaç adım daha atan çocuk şans eseri herhangi bir kaza yaşanmadan bariyerlerin arasına geçti. Benzer bir görüntü de Sancaktepe'de kaydedildi. Bir genç kız akan trafikte yolun ortasına oturdu. Yanından geçen sürücüler durmayarak yollarına devam etti. Genç kız bir süre sonra kalkarak yolun kenarına geçti. Üniversite öğrencilerine öğretmenlik mesleğine dair bilgi ve beceri kazandıran pedagojik formasyon eğitimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Eğitim 4 yıllık lisans döneminde seçmeli ders olarak alınabilecek. Eğitim fakültesi olmayan üniversitelerde de formasyon eğitimi verilebilecek. Pedagojik formasyon eğitimine ilişkin ayrıntıları YÖK Başkanı Erol Özvar TRT Haber'de paylaştı. Öğrencilerimizin artık fakülteyi veya bölümü bitirmeden henüz öğrenci iken diğer derslerinin yanında birer seçmeli ders olarak
pedagojik formasyon eğitimi alabilecekleri bir düzenleme yapmaya başladık. YÖK Başkanı Erol Özvar, pedagojik formasyon eğitimine ilişkin merak edilenleri ilk kez TRT Haber'e anlattı. Üniversitelerdeki pedagojik formasyon eğitimi 4 yıllık lisans dönemine yayılacak. Yeni yapacağımız inşallah düzenleme ile beraber belki biz bunları 1, 2, 3 ve 4. sınıflarda üniversitelerimiz kendi yıllık programlarına, müfredata göre bunları ayarlamaya çalışacaklar. Özvar, çalışmayı ay sonuna kadar tamamlamayı planladıklarını söyledi. Pedagojik formasyon eğitimi yani 60 kredi civarında. Şimdi 240 kredi zaten 4 senede alınabilen bir bölümü bitirmek üzere alabildiğiniz ders saati. Dolayısıyla bizim derdimiz burada çocukların seçimlik ders alabileceği saat dilimi içerisinde bunları formüle etmek. Özvar, öğretmenlik hakkı olan ancak pedagojik formasyon eğitimi alamayan mezunlar için de yeni bir düzenleme yapılacağını belirtti. Mezun olduktan sonra pedagojik formasyon programları yapılabilir. Nasıl? Mezunlar için söz gelişi lisansüstü çalışmalarla, yani tezsiz yüksek lisans yoluyla yahut sertifikasyon yoluyla da bu yapılabilir. Özvar, eğitim fakültesi bulunmayan üniversitelerde de formasyon eğitimi verilebileceğini ifade etti. Okul öncesi eğitim dönemi çocukların gelişim sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamak. Çocukların gelecekleri de bu dönemde şekilleniyor aslında. Uzmanlara göre okul öncesi eğitim alan bireylerin alamayanlara göre eğitimde ve istihdamda kalma süresi daha fazla. Sosyal, duygusal, dil ve motor gelişimin en hızlı olduğu zaman dilimi. Okul öncesi dönem eğitimin sihirli yılları olarak nitelendiriliyor. Bu yılların kaçırılmaması çok önemli. İşte çocukların gelişim hızının çok hızlı ve potansiyelin çok yüksek olduğu bu dönem de okul öncesi dönem. Bu dönemde çocukların gelecek yaşantıları şekilleniyor. Uzmanlara göre okul öncesi eğitime erişen bireyler, erişemeyenlere göre eğitim hayatında daha uzun süre kalıyor. Okul öncesi eğitime katılan çocukların katılmayanlara oranla daha az suça karıştıkları ve daha nitelikli işlerde çalıştıkları ortaya konuluyor. Dolayısıyla burada okul öncesi eğitim sadece toplumsal ve kültürel bir etki yaratmayıp ekonomik bir boyutta da topluma katkı sağlıyor. Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması sadece fırsat eşitliğini sağlamıyor, nesillerin daha donanımlı yetiştirilmesine de katkı sunuyor. Siz burada çocukların bu ihtiyaçlarını giderdiğinizde daha sağlıklı bir başlangıç yapıyorlar eğitim yaşamlarına. Ve bir sonraki eğitim basamağı da okul öncesi eğitimin üzerine kurgulandığında hem akademik hem sosyal duygusal yönden daha başarılı çocuklar yetiştirmemize sebep oluyor. KOSGEB işletmelere test ve analiz desteği sağlayacak. Teşvikle işletmelerin ürün kalitesinin artırılması hedefleniyor. Verilecek destek miktarı 200 bin liraya kadar çıkacak. KOSGEB girişimcileri desteklemeyi sürdürüyor. İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında işletmelere test ve analiz teşviki verilecek. Böylece işletmelerin ürün kalitesi artacak. Destek, işletmelerin kamu kuruluşlarından veya üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numuneler için yapılacak. İşletmeler yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test ve analizler için de bu destekten yararlanabilecek. Ürünlerin sevk, sigorta ve benzeri giderleri kapsam dışında olacak. Desteğin üst limiti 200 bin lira olarak belirlendi. Ancak işletmenin araştırma ve geliştirme giderlerinde önceki yıla göre artış yaşanırsa üst limit 300 bin liraya kadar çıkacak. Telefonda konuşurken ya da müzik dinlerken kullandığımız kulaklıklar uzun süreli kullanımlarda sağlığa zarar verebiliyor. Uzmanlar kulaklığın bir saatten fazla aralıksız kullanılmamasını ve sesin çok yüksek olmamasını öneriyor. Müzik dinlerken, oyun oynarken, telefonla konuşurken. Kulaklıklar artık hayatımızın vazgeçilmez parçalarından. Günümün büyük çoğunluğu aslında hep kulaklıkla geçiyor benim. Hani hiç çıkarmıyorum desem doğru olur. Ancak kulaklık kullanırken süreye dikkat edilmeli.
Ses yüksekliği de 60 desibelin, yani normal konuşma tonunun üzerine çıkmamalı. Dünya Sağlık Örgütü'nün 60-60 diye bir kuralı var. Yani 60 dakikadan fazla sürmeyecek ve 60 desibelin üstünde olmayacak. Kullanımın günde 4 saati geçmesi de sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Kulak kirinin dışarı atılmasını engelleyerek hem kulakta tıkanıklık, işte duyma problemleri, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar bunlara neden olabilir. Kulaklık daha rahat. İşteyse çevredeki insanlar rahatsız etmiyoruz. Bu yüzden kulaklık kullanıyorum. Yani günde 3-4 saatimi alıyor kulaklık kullanmak. Kulaklık kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kişiye özel olması. Başkasına ait kulaklıkları kullanmak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kulaklıkların düzenli aralıklarla uygun malzemelerle temizlenmesi de önemli. Evet, şimdi yavaş yavaş hamsi sezonu başlıyor. Hamsi 3 ay avlanıyor ancak 12 ay tüketiliyor. Soğuk hava depolarında saklanan hamsiler yıl boyunca satışa sunuluyor. Üstelik şoklama denizde yapıldığı için ilk günkü tazeliği ve lezzetinden hiçbir şey kaybetmiyor. Hamsi sezonluk bir balık. Karadeniz'de Kasım ve Şubat ayları arasında avlanıyor. Ancak bölgede her geçen gün artan soğuk hava depoları sayesinde 12 ay tüketilebiliyor. Balık avcılığı azaldığı zaman veya bittiği zaman bizim gibi soğuk hava depoları devreye giriyor. Hem ülke genelinde anlaştığımız depolara balıklar sevk ediyoruz. Hem de ülkede balık satılan bütün pazarlara günlük balıkları soğuk hava depolarından ulaştırıyoruz. Hamsi denizde şoklandığı ve eksi 45 derecede saklandığı için lezzet ve tazeliğini aylarca koruyabiliyor. En ufak bir lezzet kaybı yaşanmıyor. Herhangi bir hücre parçalanması oluşmadığı için bir bakteri oluşmuyor. Son derece taze donmuş şeklinde geliyor. Son derece lezzetli oluyor. Bunu 4 ay 5 ay sonra çıkartıp yediğiniz zaman bile yeni tutulmuş gibi yiyebiliyorsunuz. Son yıllarda hızla azalan hamsi miktarı soğuk hava depolarının önemini daha da artırıyor. ...2022 Nobel ödülleri sahiplerini buldu. Fizik, tıp, kimya ve ekonomi dallarındaki Nobel ödülleri törenle sahiplerine verildi. 2022 Nobel ödülleri İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Stockholm Konser Evi'ndeki törende fizik, tıp, kimya ve ekonomi alanında ödüller takdim edildi. Kazananların Ekim ayında belli olduğu Nobel ödülleri, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta verildi. Fizik ödülünü Alan Aspect, John Clauser, Anton Seilinger, kimya ödülünü Caroline Bertozzi, Morten Meldal ve Barry Sharpless, tıp ödülünü Svante Paabo, ekonomi ödülünü Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dipwink aldı. Ödül kazananlara Nobel madalyası, diploma ve yaklaşık 900 bin avro para ödülü verildi. Törene Rus ve Belaruslu yetkililer davet edilmedi. Nobel ödül törenleri koronavirüs salgını sebebiyle 2020 ve 2021'de düzenlenememişti. Öğrencilerine gitar çalmayı öğretiyor, Anadolu'yu Aşık Veysel'in ezgileriyle anlatıyor. Sakarya'nın Gümüşoluk köyünde görev yapan sosyal bilgiler öğretmeni Kubilay Çelik, öğrencilerine dersi müzikle sevdiriyor. Öğretmenleriyle birlikte gitar çalıyor, şarkı söylüyorlar. Okula eskisinden daha hevesli gidiyorlar. Gitarın olduğu günler okuluma daha mutlu geliyorum. Motivasyonumu arttırıyor. Sosyal bilgiler öğretmeni Kubilay Çelik 1,5 yıldır Sakarya Kocaeli'deki Gümüşoluk Ortaokulu'nda görev yapıyor. Köydeki öğrencilerin sanatsal yönlerini geliştirmek için onlara gitar dersi veriyor. Okulumuzdaki öğrencilerin hem sosyalleştiğini hem de derslerde sazla, gitarla yapmış oldukları etkinliklerle öğrenmiş oldukları konuları daha çabuk kavramalarına sebep olduğunu gözlemledik. Geçen seneki sosyal bilgiler dersine hiç katamadığımız birkaç öğrencimiz çok ciddi anlamda bu sene derslere çok büyük ilgiyle geliyorlar ve ilk yaptığımız yazılılarda da puanlarında %100 artış gözlemledik. Kubilay öğretmen sosyal bilgiler dersine de bağlama ve türkülerle renk katıyor. 7. sınıflarda toprak yönetimi konusunu işlerken, Anadolu'da toprağı anlatırken
Aşık Veysel'e değiniyoruz. Anadolu'nun yetiştirmiş olduğu önemli değerleri öğreniyorlar. Eskiden sosyal bilgiler dersi sıkıcı geçerken şimdi daha eğlenceli oldu. Müzikle karıştığı için çok daha eğlenceli oldu. Öğrencilerdeki değişim velileri de memnun ediyor. Hocamızın bu dersleri vermeye başladıktan sonra çocukların hayata bakış açıları, kendilerini özgüvenleri olarak çok büyük bir farklılık hissetmeye başladık. Biz Haber 13'ü bitirdik. Asena Üner spordaki gelişmeleri aktaracak.